Bolu Mengen Pazarköy'deyiz. Az sonra bebek yapımı galiba kaybol. Eve, eve. Ders zamanında utanmıyor musun kaymaya? Koş eve. Koş. Ders çalışmak varken gelmiş burada kızak kayıyor. Olur mu öyle şey canım? Bebek yapımını çekeceğiz. Ne bebeği? Hemen hemen gittiğimiz her yerde bebek yapımı var. Bu da Bolu Mengen Pazarköy bebeği. Bebek deyince de çocukluk iyi bir şeymiş ya. Ah zaman, ah. Kışın ulaşım sorunumuz hakikaten yok. Üstelik masrafı da sıfır. Ne yakıtı var, ne arpası var, ne malı var. Gel hadi gel, gel. Gel. İki kere kay, ondan sonra doğru ders çalışmaya, tamam mı? Hadi. Dokuz canlıyım ben. Üç kere at. Ucuz yırttım. Kaymadın mı? Yok, şemsiye bıraktım, o kayma işte. Kaydı ve şu an yaşaması mucize. Çok beklediniz kaymamı. Oradan düşmemi ama düşmedim. Bir şey olmaz. Senin ben. Gelin. Ne olur gelin. Durma, durma kızım. Durma. Durmayın. Yardım edin. Yardım edin. Uykum geldi. Çok uykum geldi. Sakın uyumayın, Allah korusun. Biliyorum, uyursam, uyursam bir daha uyanamam. Parmak uçlarım karıncalandığını hissediyorum. Burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor. Allah'ım, arkamdan ağıt yakacak olan bile hazır. Acemiş. Kolay gelsin. Konuşmak isteyen mikrofona doğru yaklaşsın. Sobanın başına hiç kalkıp kimseye mikrofon uzatacak halim yok. İsminiz? Asiye Bektaş. Asiye Hanım. Evet. Sıcak yerde olunca böyle havalı oluyor. Evet. Asiye Bektaş. Sıcak yerdeyim tabii ki yani. Bebek mi yapıyoruz? Bebek yapıyoruz. Buranın yöresel bebeğini görüyorsun işte, bebek yapıyoruz. Sana bebek yok. Ya bu soru her zaman abuk gelmiştir bana. Efendim, ne tür bebekler? Buranın yöresel bebeklerini. Yöresel, evet. Yapma, evet. Bebekler yapıyoruz. Evet, evet. Bunları zannediyorum kaldı el öyle. Asiye Hanım. Evet. Bir yardım ederseniz. Şunu, buyurun efendim. Uçları karıncalandı, dondu, bir hohmoh bir şey yapıp. Şu kolum diyorum, sağ taraf. Evet. Böyle kaldım da ben. Evet. Böyle bakın, kırılır o çatıdanak diye. Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir yardım şey. Edin. Hiçbir şey yok. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi ver bakayım. Karnım olma. Ver, i̇yiyim, ver, iyiyim, ver, iyiyim. Ver, bak, ver, yok, 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 iyiyim. Ver bakayım. Bak, Karla, evet, tamam. Karla. Hiçbir şey yok, ısınmıştır. İyi geldi. Biraz olay daha kar bulayım ben size bir yerlerde. Tamam, biraz daha. Teşekkür ederim. Hakikaten o dedikleri doğruymuş bunu. Karla olmazsan. Yok, parmak uçları, parmak uçları diye bir şey kalmıyor. Oh. Isınmışsınızdır abi. Isındık az buçuk. İçim soğuk, içim. Düşsem de, bir taraflarımı kırsam da, görüntü olsa diye bekliyorum. Allah gücünden versin, Allah gücünden versin. Ya bunu istediler benden, bunu istediler. Ablam, biz bir ara bu röportajı inşallah yapacağız da, ben bu sefer de şey, ölçü yok, ölçü. Oh, vallahi Asiye'nin bez bebek yapma fikri nereden hasıl oldu? Benim böyle aklımıza geldi bir anda, hani burada gelinlerden dolayı işte yaşlı neler yapıyoruz, dedeler yapıyoruz. Şu an şeyler var, gelinler var, buranın şey, yöresel kıyafetleri işte yapıyoruz. Bolu Mengen'in yöresel, evet, kıyafeti bu, evet, mudur? Bir adı var mıdır bu kıyafetin? Bunun adı Üçedek. Üçedek? Üçedek. Bazı yerde beş etek mi deniyor buna? Bilmem artık. İnanın yedi etek olanını gördüm. Ben Kuralı değilim oğlum, ben Trabzonluyum. Nereye? Trabzon. Trabzon nere? Mengen nere? Asiye Hanım. Asiye Hanım buraya işte eşinin görevi dolayısıyla burada. 15 yıldır burada. Ve burada artık yapıyoruz artık. Bolulu olmuş. Bolulu olmuş. Siz mi getirdiniz efendim bu bebek hadisesini? Evet, buraya? Ben getirdim. Sizden önce herhalde bu bebekleri giydirme, bez bebek yapma yoktu. Yoktu. Bu kedi kim?
Bu kedi de şeyleri yapıyor, boğularını yapıyor. Kızınız değil yani. Hayır. Neci oluyor? Komşu mu? Komşunun kızı bu. Öğrenip sen de yarın öbür gün kendin yapıp kendin satacak mısın? Evet. Evet diyor ya. Kızım kadın köpürüyor oradan. Ben öğrettim diyor, sonra bana rakip çıktılar diyor. Sen de... Çıkamazlar o kadar, yapamazlar. Bunu şimdi böyle yapabilecekler mi bu şekilde? Bilmiyorum anne. Bir bakın şimdi, bakın. Bu çorap yapılacak, bu tonu yapılacak. Bu fistan, bu üç hediye, bu al, bu po, bunlar fes, altınları. Bu şekilde yapmak biraz zor olur. Ne kadar zamanınız alıyor? Ancak Asiye Bektaş yapar. Asiye Hanım yapar. Evet. Ne kadar zamanda yapabiliyorsunuz efendim? İki günde. İki günde mi? İki buçuk günde. Veyahut da eğer yaparsam bir günde de yapabiliyorum. Bütün hepsini tek başınıza mı yapıyorsunuz? Tek başıma yapıyorum. Eşim yardım ediyor bana. Hadi. Kocacığım yardım ediyor bana. Evet. Kocacığınız nasıl böyle eline iğne alıp? Alıyor iğneyi, böyle benimle beraber yapıyor. Yazık kıyamam işte, yapıyor, ne yapsın. Ercan Bey Trabzonlu değil mi? Evet. Her iş yapar Ercan'ın. İğne oyası değildi. Mesela Kaneviç'e ve Seccadev işler. Beraber okuduk onlar. Kaçtık bir de biz onunla beraber. Ben aldım kaçtım Ercan'ın. Affedersiniz. Kim kaçtı efendim? Biz kaçtık onunla beraber. Beraber lisede okuyorduk. Annemden istediler. Annem vermedi. Ben de bir akşam gittim. Ercan evdeydi. Babasıyla beraber oturuyormuş odada. Çamı çaldım. Ercan çıktı. Hadi gel dedim, gidiyoruz. Geldi. Beraber çıktık. Kaçtık. İzin verseydiniz Ercan Bey bohçasını da alsaydı ama. İşte onu yapmadık. Ne yapacak bohçaya? Bir isteseydiniz, bir aracı bulsaydınız. Onu da yapmadık. Onlar istedi, annem vermedi. Ağlamadım hiç yolda. Neler geldi başıma, kaçırıyorlar beni diye. Kim? Ercan mı? Ercan tabii. Tabii niye ağlasın? Sevdiği kızı almış. Olur mu öyle şey? Sevdiği kızı almamış efendim. Sevdiği kız onu almış. İşte öyle olmuş. İşte sevdiği kız. Ne kadar güzel işte. Var mı böyle? Gidip bir kız bir oğlanı kaçırıyor, ne kadar güzel işte. Daha evet, güzel şey tepki var. Almamak için Ercan Bey'in yüzünü mozaikleyerek göstereceğiz biz. Hatta bulup Ercan Bey'i arayacak halimiz de yok. Sen beni çek abicim Ercan Bey gibi. Ben böyle bir mozaikliyim. Ha bu kahve bizi kaçırdığında biz buraya rehin geldik işte, ondan telli bütün işleri biz yapardık burada böyle. Ben ne derse onu yapmak zorunda. Mozaik inşallah olmuştur mozaik. Nasıl burada gidip sinayende öyle konuşuyor. Ciddi mi? Evet. Peki annesiyle babasıyla görüşmesine izin veriyor musunuz? Kaçırmışsınız sonuçta. Anne babası rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Barıştınız mı efendim onlar rahmetli olmadan? Annemle babamla. Hmm. Gittim ben. Ben kaçtım. İki gün sonra... Hayır, kaçırdınız beyinizin annesine, babasına. Ha. Tabii ki. Özür dilediniz mi? Affedersiniz, gül gibi oğlunuzu kaçırdım. Belki başka birine verecektiniz. Niye özür dileyecektim? Ne kadar güzel. Gelin gittim onlara işte. Boş, hiç yoktan gelin gittim, hiçbir şey. Elinden tuttuğunuz gibi sürükleye sürükleye mi götürdünüz? Yok, beraber kaçtık. Bak şimdi öyle düğün olarak gitseydim bir sürü masraf olacaktı. Kaçtım gittim, masrafsız oldu. İyi, onlar için daha iyi işte. Ablam özendirme şu kaçmayı ya. Yani... Ya özendirici olmasın bari canım en azından. Anneler babalar belki telli duvaklı. Sen kaçar mıydın sevdiğin biri olsa vermeseler? Bilemiyorum şahane. Bilemiyorum, kaçar. Biliyorum, o da kaçar, o da hep kaçarlar bu kızlar. Siz de kaçarsın. Kaçmam. O kaçmam diyenden daha çok korkacaksın. Siz de kaçmam diyordunuz. Evet, aynen öyle diyor. Var mı biri? Yok. Yok, sevdiğim biri yok. Canım sevdiğim biri yoktur. Seni seven biri vardır. Var. Var. Sen sevmiyorsun. Yok. Daha evlenmeyi düşünmüyorum. İsim neydi? Aysel. Aysel'cim, evlenmeyi düşünmek başka bir şey. Birini sevmek, işte gönlünün ısınması başka bir şey. Ya sevdiğim yok. Sevmiyorsun çocuğu. Çocuk seni seviyor. Yaş kaç Aysel? 19. Ben küçük. Var biraz da. Arkadaşın yaşı kaç? 18. 10 yaşta. Senden bir yaş ufak, sümüklü. Evet. Gelip seni seviyorum, seni alacağım diyor, öyle mi? Evet. Ağzının ortasında çakmıyor musun iki tane? Yok, çakmıyorum. Bu kaç para efendim? Bu 120. YTL. Evet. Kimler alıyor? Milyarderler mi? Alan oluyor tabii ki. Köye mi geliyorlar yoksa götürüp bir yerde mi satıyorsunuz? Satıyoruz. Mengeneğinde satıyoruz. Panayırlar oluyor. Burada orada satıyoruz. Bunlar işte 65-40'a veriyoruz. Bu küçükleri. Bunlar, bu büyükler daha bağlı bunlar. Ercan abi bozuluyor mu siz para kazanıyorsunuz diyor. Hayır canım. Mutlu memnun yani. Tabii ki. Peki nasıl yaptığınızı da bir anlatınız da bu güzel sohbeti nihayetlendirelim. Öncelikle fistanını. Yok, önce bir hazır bebek bulunuyor. Önce bir hazır bebek işte. Önce bir fistanını yapıyoruz. Dikiyoruz. Ondan sonra üç hedek kesiyoruz.
kenarlarını oyalayıp onu giydiriyoruz. Sonra donunu, işte altta donu kırmızı, muhakkak kırmızı olmalı. Sebep? Buranın yöresel şey kırmızı. Ondan sonra Pazarköy çorapları, buranın yöresel çorabı. Daha sonra önünün havlusu. Daha sonra işte poğunu, fes. Bu. Bunlar da altınları işte. Bu da al. Alına bir de altınlarını göz takıyorsun. Evet, göz kırpıyor ama. Bunlar ya, göz kırpan bebekler. Kızım bana göz kırpıp durma. Bu kızın 18 yaşında biri varmış peşinde. Git ona göz kırp. Bunu sadece evde mi yapıyorsunuz? Hayır hayır, kursa da yapıyoruz bunları. Ne kursu efendim? Halk kültür evimiz var. Kültür merkezi var orada. Orada bir kursu var. Köyde kültür evi. Köyde kültür evi var. Vallahi maşallah. Orada yapıyoruz bunları. Biz beraber kadınlarla beraber toplanıyoruz, yapıyoruz. Şarkı türkü işte eğlence. Şarkı türkü mü? Evet. Nasıl bir şey yani? Mesela güzel şarkılar söylüyoruz, türküler söylüyoruz. Nasıl bir söylüyormuşsunuz bakalım? Nasıl söylüyoruz? Ne bileyim ben işte, soruyorum nasıl diye. Her şeyi söylüyoruz. Bir tanesini söyleyin bakalım. Bir bakayım. Bakalım. Ben sarı, sen sarısan, sarısan, sarısan. Kurban olan Beydağının karısan, karısan, karısan. Sordum soruşturdum kimin yarısan, yarısan. Tamam. Of, işte sanatın gücü. Yok yok, sanatın gücü. Sanat şöyle bir şey. Sordum soruşturdum kimin yarısan, yarısan. Şu. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.